Merhaba. Bugün size orijinali Northern Illinois Üniversitesi'nde ders veren Geoff Bin tarafından hazırlanan bir ders anlatacağız. Eleştirel düşünceye giriş yaptığımız önceki bölümde tümden gelimsel argümanlarla ampliyatif argümanlar arasındaki farktan bahsetmiştik. İlerleyen bölümlerde bu farklı argüman çeşitlerinin her birinden bahsedeceğim. Bu dersimizin konusu tümden gelimsel argümanlar. Argüman, Argümanın sonucu olarak adlandırılan sonuç önermesinin doğruluk değerini belirlemek için kurulan öncüllerden oluşan bir dizi ifadedir. Bazı argümanlar, öncüleriyle doğru bir sonuca varacağını garanti eder. Bunlara tümden gelimsel argümanlar denir. İyi, başka bir deyişle, sağlam tümden gelim argümanlar sizi sonucuna inandıracak sebepler verebilir. Böylece sonucunun doğruluğunu garantiler. Ama bütün tümden gelimsel argümanlar sağlam değildir. Dolayısıyla tümden gelimsel bir argümanın sonucuna inanıp inanmamaya karar vermeden önce birkaç şeyi göz önünde bulundurmak gerekir. İyi bir tümden gelimsel argüman sonucunun doğruluğunu garantiler. Bu kısmen şu anlama gelir. Sonuç yanlışsa öncüllerinin doğru olması imkansızdır. Durum böyle olduğunda argüman geçerlidir. Bu geçerli kelimesinin özel teknik bir kullanımıdır. Günlük hayatta bu kelimeyi iyi, inandırıcı ya da makul anlamlarında kullanıyoruz. Mesela aynı fikirde olmadığımız biri iddiamıza karşılık bize akla uygun bir açıklama yaptığında ona bu söylediklerinin de aslında geçerli bir yanı var diye karşılık verebiliriz. Gündelik hayatta bu kelime bu anlamlarıyla kullanılabilir ama burada daha farklı bir anlamı var. Filozoflar bir argümanın geçerli olduğunu söylediğinde bu her zaman öncülleri doğruysa sonucu da doğru olmalıdır anlamına gelir. Bu kavramı daha detaylı incelediğimiz temel bilgiler geçerlilik ve temel bilgiler doğruluk ve geçerlilik isimli videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir argümanın geçerli olduğunu söylediğimizde bu her zaman argümanın öncülleriyle sonucu arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Yani öncülleri doğruysa sonucunun da doğru olması gerekir. Ama bu öncüllerin veya sonucun doğru olduğu anlamına gelmez. Örneğin şu argümanı ele alalım. Birinci öncül, Beyoncé Paris'te doğdu. İkinci öncül, Paris'te doğan herkes peynir sever. Sonuç, o halde Beyoncé peynir sever. Bu öncüller yanlış. Beyoncé Houston'da doğdu ve eminim ki Paris'te doğup da peynirden nefret edenler illaki vardır. Yine de bu geçerli bir argüman. Eğer öncülleri doğru olsaydı, sonuç da doğru olurdu. Ancak öncüller yanlış olduğu için bu argüman geçerli olmasına rağmen sonucuna inanmamız için yeterli bir sebep sunmuyor. Filozoflar doğru öncülleri olan geçerli argümanların sağlam argümanlar olduğunu söylerler. Geçerli kelimesi gibi sağlam kelimesi de günlük hayatta farklı anlamlarda kullanılır. Örneğin, bir iddianın mantıklı ya da inandırıcı olduğunu kanıtlamak için kullanılabilir. Ama filozoflar bir argümanın sağlam olduğunu söylediklerinde, o argümanın geçerli ve öncülleri doğulu olan bir argüman olduğunu kastederler. İşte size sağlam bir argüman örneği. Birinci öncül, Beyoncé, Houston'da doğdu. İkinci öncül Houston'da doğanlar Texas'ta doğmuştur. Sonuç Bu yüzden Beyoncé Texas'ta doğmuştur. Bu kavramı daha detaylı incelediğimiz Temel Bilgiler Sağlamlık isimli videomuzu izleyebilirsiniz. Bir tümden gelim argümanının sonucuna inanıp inanmamaya karar vermeden önce argümanın sağlam bir argüman olup olmadığına bakmak gerekir. Bu da argümanın geçerli olup olmadığını ve öncüllerinin doğru olup olmadığını belirlemeyi gerektirir. Peki, bir argümanın geçerli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bazen bu çok anlaşılırdır ama çoğu zaman o kadar anlaşılır değildir. Bir argümanın geçerliğini sınamanın bir yolu, karşı bir örnek düşünmeye çalışmaktır. Bu karşı örnek, argümanın öncüllerinin doğru ama sonucunun yanlış olduğu gerçek veya hayali bir durumdur. O halde örnek olarak şu argümanı düşünelim. Birinci öncül. Klasik müzik sanatçıları operadan zevk alırlar. İkinci öncül. Beyoncé bir pop yıldızıdır, klasik müzik sanatçısı değildir. Sonuç. Öyleyse Beyoncé operadan zevk almaz. Beyoncé'un çocukluğundan beri opera dinlediğini ve Mozart'ın Don Giovanni'sini çok sevdiğini varsayalım. Bu durumda opera'dan zevk alırdı. Öncüller hala doğru olsa bile sonuç yanlış olabilir. Klasik müzik sanatçılarının operadan zevk aldığı ve Beyoncé'un bir pop yıldızı olup klasik müzik sanatçısı olmadığını ifade eden öncüller doğru olabilir. Bu karşı örnek argümanın geçerli olmadığını ve bu nedenle öncüller doğru olsa bile argümanın size sonucuna inanmanız için bir neden sunmadığını gösterir. Bir argümanın geçerli olup olmadığını anlamanın daha farklı yolları da var. Bunları ilerki bölümlerde ele alacağız. Eğer bir argümanın öncüllerinin doğru olup olmadığını bilmiyorsanız, argüman sağlam bir argüman olsa bile bu size sonuca inanmanız için iyi bir sebep sağlamaz. Bir argümanın geçerli olduğunu biliyor ancak Öncüllerinin doğru olup olmadığını bilmiyorsanız, argüman size en iyi ihtimalle sonucunu kabul etmeniz için koşullu bir sebep sunar. Eğer öncüllerinin doğru olduğunu öğrenirseniz, sonucunu da kabul etmeniz gerekir. Peki bir argümanın öncüllerinin doğru olduğunu nasıl anlarız? Bu noktada mantık veya felsefenin pek de faydası dokunmaz. Bir argümanın öncüllerinin doğru olup olmadığını anlamak için biraz araştırma yapmak gerekir. İyi bir eleştirel düşünür olmanın mantıksal beceriden daha fazlasını gerektirmesinin bir nedeni de budur. Aynı zamanda çok fazla gözleme ve deneyime dayalı gerçek hayattan bilgi de gerektirir. Bir argümanın öncüllerinin doğru olup olmadığını bilecek kadar bilginiz yoksa gerçekten parlak bir mantıkçı olsanız ve Argümanın geçerli olduğunu bilseniz bile bu size sonuca inanmanız için sebep vermez. Ne kadar çok bilirseniz, tümden gelimsel bir argümanı o kadar iyi değerlendirebilirsiniz.